Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'dan Mobile Operation Center'ın 4. bölümü ve son bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Mobile Operation Center görevlerinde bütün görevleri yapmıştık. Sadece son 2 görev kalmıştı. Hatırlarsanız bunların hepsini yapmıştık. Aşağıdaki 2 görev kaldı. Şimdi şöyle arkadaşlar, şunu yapabilmemiz için bu en son görev. Bu kilitli şu an. Bunu yapabilmemiz için bunu öncelikle yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ilk olarak buna hemen başlıyoruz. Haydi bakalım, data breach görevine başlayalım. Şimdi bizden o ne istiyor? Tünel entrance'a git. Tamam. Bu arada aracı bayağı sevdim. Yani Range Rover'ın oyundaki versiyonu olsa gerek. Hoşuma gitti. Evet. Şöyle hızlıca gidelim bakalım. Tünel girişine gitmemizi istiyor. Hızlıca gidelim. Evet, tünel girişine geldik. Sanırım bir opresör çalacağız. Ama bunu arabayla gitmeyelim. Şu şekilde gidelim. Çünkü araba çok güvenli değil şu an. Evet, bu şekilde temize gidelim. Buraya aslında tankla girmek gerekiyordu ama bu şekilde de temizleyebilirim diye düşünüyorum. Aşağısı dolu bayağı. Peki. Şu şekilde temizleye. Güzel. Şöyle ışığı da açalım. Şu adam tam ölmedi gibi sanki ama ölmüş. Bu arada fena sıkıyorlar arkadaşlar. Mutlaka siper alarak yapın. Ya da uzak mesafeden yapmaya çalışın. Bir anda çıkıyorlar. Gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor. Şurada biri var sanırım. Ben görmüyorum ama. Şurada bir yerde. Evet. Şimdi bir opresör çalacağız ve bakıyorum. Nerede tam bilmiyorum ama. Türeni takip edersek. Muhtemelen. Bulabiliriz diye düşünüyorum ama. Arada karşınıza çıkıyorlar arkadaşlar, dikkat edin. Hatta bazen haritada bile gözükmeyebiliyorlar. Oo. Şunu da temizleyelim. Yanında arkadaş var mı? Yok. Evet. Gayet iyi gidiyoruz bu arada. Mekan değişikmiş bu arada. Şöyle ilerleyelim bakalım. Kafaya nişan almak gerçekten çok rahatlatıyor bu oyunda arkadaşlar. Tek atıyorsunuz ya böyle, bilmiyorum bana has bir şey mi ama. Şurada biri var, sinir etti beni. Nerede o? Tamam. Steel and Oppressor. Zaten kaç kişi yapıyorsunuz o kadar yeterli sayıda bir motor olacaktır. Tamam, şöyle gidelim. Şöyle temizleye gidelim bu arada. Işığı fulleyelim ve kaçalım. Motorda diyor ki şu sol aşağıda sarı bar dolduğunda diyor E'ye basarak nitroyu kullanabilirsin diyor. X'e bastırdığınızda da biliyorsunuz bu motor opresör, zaten biliyorsunuzdur bunu. Şu şekilde uçabiliyorsunuz. Tam uçamadım ama yani milyonla bir ihtimalle elektrik direğine denk geldim ama bu şekilde uçabiliyorsunuz. Ama bu şekilde daha hızlısınız tabii ki. Ben onun için karadan gitmeyi düşünüyorum. Mümkün mertebe. Yani sağlam motor arkadaşlar, kesinlikle. Evet, onu tutturamadık ama bir zamanlar oyunda opresör MK2 yoktu. Bu ilk versiyonu opresörün, bunu kullanırdık. Gerçekten o yönden baktığında sağlam bir araç.
Evet, mekana geldik. Bayağı büyük bir uçak var burada. Tam olarak yani içine mi koyacağız sanırım. Öyle mi? Evet. Yani gerçekten uçağın dışına bakmaktan aşırı büyük bir uçak. Eray uçtu bu arada. Yine takipçimizle oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Bir önceki bölümlerde olduğu gibi. Mission Pest bakalım. 9900 fena değil. Aldığımız RP ise 2600, biraz düşük. Peki. Son Mobile Operation Center'ın son görevine de geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ve final görevine geldi sıra. Work Dispute adındaki final görev. Bu Mobile Operation Center'ın son görevi arkadaşlar. Hemen buna da başlıyoruz. Evet, Mobile Operation Center görevlerinin sonuncusuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Şu an bir uçağın içindeyiz anladığım kadarıyla. Leave the area. Kargo uçağından çık. Çıkalım. Evet, şaşalı bir çıkış oldu gerçekten. Şöyle inelim bakalım yavaş yavaş. İki tane uçak var. Aslında inerken onları da alabilir miyim diye şöyle bir düşünmüyor değilim. Bakalım, kilitlenebilirsek neden olmasın. Tamam, ikisi de iyi, çok iyi. İkisi de inmiş oldu böylelikle. Yani bunları da aslında iner ayak temizlersek neden olmasın. Peki. Şu helikopterler çok fena sıkıntı çıkarıyor arkadaşlar. Onları temizlemeniz gerekiyor. Bakıyorum. Bakın, bu helikopterleri indirmezseniz arkadaşlar gerçekten üzerinize roket atar falan atıyorlar. Dolayısıyla ilk indirmeniz gereken takım kesinlikle helikopter takımı olsun. Şu an arkamda mesela, bana sıkmasın diye kaçıyorum bir yandan. Nerede o helikopter? Şimdi onu, evet. Evet, umarım ölmüştür. Evet. Ölme işareti geldi. Şimdi kanatları kapatabiliriz. Bu saatten sonra yapacağım şey yerdekileri temizlemek olacak. Burası kolay olur diye ümit ediyorum. Tamam. Ne kaldı bakıyorum. Evet. İleride bir tane var. Onu da hemen gideyim. O sırada herhalde gelir birazdan. Patlatalım bakalım. Yani görev bu kadarsa temiz. Şuradan biri çıktı. Onu da alalım. Peki. Agent 14'ten bir güncelleme bekledi. Ha. Bu aldatmacaymış. Asıl tır dedi. Şu an trafikte. Peki. O zaman ona hemen bir gidiş yapalım. Evet, tırı yakaladık bu arada. Sanırım tır burada. Buraya mümkün mertebe hızlı bir şekilde. Helikopterler çok büyük sıkıntı çıkarıyor arkadaşlar. Dolayısıyla helikopterleri direkt indirmeye bakın. Bakıyorum. Tır hala yaşıyor. Bir tek tır zaten yaşıyor. Onu da muhtemelen. Evet. Hala gerçekten sağlam tırmış. Kaç tane füzeydi? Yaşıyor hala. Sağ aşağıda bu arada yazıyor canı. Bitmek üzere. Evet. Tamam. Evet. Şimdi motorları geri getirin dedi. Bu kadar. Bundan sonra görev sanırım bitiyor. Şöyle hızlıca götürelim bakalım.
Evet. Varış noktasına geldik. Takım arkadaşımız da gelince muhtemelen görev bitecek. Hadi bakalım. Evet. Mission Pest. Hemen bakalım ne kadar para almışız. Fena değil. 8 kaldık bir paramız var. RP olarak da 2000. Evet. Biraz kötü. Evet, böylelikle arkadaşlar Mobile Operation Center görevlerinin sonuncusunu da tamamlamış olduk. Bu seri bu bölümle birlikte bitmiş oluyor arkadaşlar. Az önce final bölümünü tamamlamış olduk. Böylelikle seriyi bitirmiş olduk. Bu seri hoşunuza gittiyse arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.